Bugün yine Yeni Mesaj TV YouTube kanalında Sanayi Günlüğü ile karşınızdayız. Bugünkü konumuz otomobil ağır vasıta fren konusunda Öztürk Fren, Hasan Öztürk Bey'in iş yerindeyiz. Ondan fren konusunda değerli bilgilerini alacağız. Kısaca ben Hasan Öztürk Bey'in iş geçmişiyle ilgili sizlere bir tanıtım yapayım. Daha sonradan programımıza devam edeceğiz. Hasan Usta, Konya'da yani namı değer Hasan Usta diye anılan yarım asıra yakın bir meslek geçmiş hayatı var. Mesleğine çıraklıktan yani tabiri caizse çekirdekten yetişme bir ustamız. Uzun bir süre fren tamir bakım servisliği yaptıktan sonra genelde ağır vasıta ve otobüs üzerine şu anda yedek parça, fren yedek parçası üretimi yapmakta. Yurt içinde ve yurt dışında satışlarını yapıyor bu parçaların. Dilerseniz sohbetimize geçelim. Sayın Hasan Öztürk, sohbetimize başlamadan önce dilerseniz sizi biraz tanıyalım. Kendinizi bize anlatır mısınız? Teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Yeni Mesaj kanalına çok teşekkür ediyorum sizler şahsınızda. Hasan Öztürk 1965 yılında çıraklıkla sanayiye girmiştir. Yani bir 10 yıl yaklaşık çıraklık kalfalık döneminden sonra 1974 yılında fren servisi olarak işe başladım. Yani orada çok özel bir anımı anlatacağım. Yani ülkenin aslında nerede geldiğini, ayağına nereden pranga vurulduğu da anlaşılsın diye. Şimdi o zamanlar benim 74'te işe başladığım günlerde döviz yoktu piyasada. Piyasada serbest kullanılmıyordu, yasaktı. 83 yılına geldiğimizde özel iktidarında dövizi serbest yaptılar. Şimdi ben öyle hızlı çalışıyorum ki tabii Konya'da o zamanlar Türkiye'nin ihtiyacını görüyor sanayi. Yani Türkiye'nin doğusundan, batısından, İstanbul'undan, Ankara'sından yani bütün Türkiye'nin sanayi servis işi Konya'da yapılıyor. Konya'dan dağılmıştır sanayi Türkiye'ye. Öyle hızlı çalışıyoruz ki yani işi bitirdiğimizde akşam vakti 15-20 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Akşamüstü işi bitirdiğimizde hesap alacak vaktimiz yok. Tabii müşteriler de bizi biliyor, gidiyor, daha sonra gelip hesap görüyoruz. Fakat hiç de bir alacak diye bir tahsilat diye bir derdimiz yok. Öyle millet sistemli yürüyor ki işler. Bir anda dövizi piyasaya serbest bırakınca bizim tabii o arada da çok yüksek enflasyonlar oluyor. Para yükseliyor sürekli. Bizim alacaklar gelmemeye başladı. Yani Hasan Ağa oldu veznedar, tahsildar. Dükkanda işimi mi yapayım yoksa piyasada alacak mı toplayayım? Çünkü mecbursun, o işler onunla yürüyor yani. Alacağımızı almazsak aldığımız malın da karşılığını ödeyemeyiz, işimiz de yürüyor. Elemanın maaşını da veremeyiz. Neticede o dövizin piyasaya girmesiyle yani bizim işler çığırından çıktı ve ben o işi bıraktım. Yani öyle de bir şey oldu ki başka ticarete başladık. Daha sonra dönemde de imalat kafasına geçildi 2000'li yıllarda yani 98 yılında. Yani şu anda aslında imalatta eğer biraz istekli olursak çok zor bir şey de değil. Niye? Çünkü teknoloji o kadar bu elektronik sahada, internet ortamında ayaklar altında ki yani isteyen anında teknolojiye ulaşabiliyor. Yani bir de şu var. Niye Amerika'yı yeniden keşfedelim? Yapılmış ortada bir ürün var. Biz onu alarak üzerine bir şey koyacağız. Yani Türk insanının zekası da buna müsait. Onun için yani mesele olan insanımızın yürüyecek kapasitesinin önünü açmak. Her kimin ne kabiliyeti varsa onun kabiliyeti doğrultusunda devletin imkanlar sağlaması. Ama şimdi görüyoruz ki devlet değil imkan sağlamak. Sanki üretmek bir suç. Yani ham madde alıyoruz biz üretimde. Ham madde ihtiyaçlarım genelde dışarıya bağlıyız. Ham maddede ne yapıyoruz? Dolar 8500 lira oldu. Tabii ham madde ne oldu? O oranda yükseldi. Dolar daha sonra 7000 liraya, 6900 liralara düştü. Fakat ham madde düşmedi aynı oranda. Tam tersine. Biraz daha yükseldi, düştü. Biz sipariş veriyoruz. Diyor ki dolar olarak da fiyatlar yükseldi. Allah Allah, dolar düştü ya işte 8500 lira. Yok bize maliyeti yüksek, girişi yüksek fiyattan girdi ama dolar olarak da fiyat yükseldi. Dolayısıyla ne oluyor?
dolar olarak da yükselince bizim de üretimimizin üzerine maliyet yükselmiş oluyor. Biz ihracat yapıyoruz. Dünya piyasasıyla nasıl rekabet edelim ki yani? Adamlar işte 1 liradan atıyorum ham madde kullanıyorsa biz 2 liradan kullanıyoruz. Çünkü devletin bize hiçbir desteği yok. Tamamen sosyal devlet mantığından çıkmış, yüklenmiş üreticinin sırtına ceza, vergi yani yapabilirsen ama insanımızın özverisinden dolayı, bu gayretinden dolayı ülke ayakta duruyor inşallah, durduracaksa. Hasan Bey, firmanızda halihazırda neler üretmektesiniz? Ben fren servisi, frenci olduğum için fren yedek parçasına girdik. Yani aslında fren bayilikleriyle başladı bu. Daha sonra kendimiz üretme safhasına geçtik. İşte ama bu sıkıntılarla, bu şeylerle devam ediyoruz inşallah. Genelde biz ihracat yapıyoruz. Yurt dışında alım gücü zayıf olduğu için, talep zayıf olduğu için yani satıyoruz açık hesap. Tahsil etmek için çok zorlanıyoruz. Onun için biz dışarıya yöneldik. Orada tahsilat kolay. Ama orada da mesela Suudi Arabistan'a mal satıyoruz. Orada da bu sene bu pandemi noktasında orada da çok sıkıntılarımız oldu. Devletin de bir buraya burada bir şeyi de yok. Bir anlaşmalar konusunda. Hatta onlar diyorlar açıkça hiç böyle bir resmi bir sıkıntı yok ama gayri resmi olarak ürünlerimiz bekliyor, gönderiyoruz şeyde limanlarda, gümrüklerde aylarca bekliyor. Geçen biz 9 ay bekledi. Dolayısıyla bu da bizi çok sıkıntıya soktu. Bu dönemde biraz hazıra çalıştık mecburen. Tabii bu da güç isteyen bir şey. Onun için yani o tarafta da çok büyük sıkıntılar var. İnşallah önümüzdeki günlerde bu pandemi süreci de biter de biz de rahat çalışırız. Sayın Hasan Bey, ham madde ve dolardan bahsettiniz. Bu ham maddeler nereden alınıyor? Türkiye'de ham maddeler mevcut mu? Atıyorum işte o da çok enteresan bir olay. Yani Türkiye'de madenleri yabancılar çıkarıyor. Kütle halinde, ton halinde gidiyor. Fakat bize gram halinde değer olarak geri dönüyor. Yani kromun ham maddesi bizde ama kromu dışarıdan alıyoruz biz. Dolayısıyla o da dövizin ülkemizdeki döviz sıkıntısından dolayı. Yani şu anda bir de ham madde sıkıntılarımız var yani. Aslında ben şöyle görüyorum yani önümüzdeki günlerde de daha çok bu sıkıntı önümüze çıkıyor ya çıkacağını düşünüyorum. Çünkü hep dışarıya bağlıyız. Dövizde işte yurt dışı dövizdeki açığımız var. Elimizde döviz yok. Merkez Bankası 50 milyar dolar eksiye girmiş. Yani ileriki için yani imkanı olan olsa imkanımız olsa ham madde stoku yapacağız. Ama o da hiç mümkün değil. Hasan Usta, hangi kalem ürünler üretiyorsunuz? Ve hangi araçlara üretim yapıyorsunuz? Biraz da bunlar hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Teşekkür ediyorum. Yani bizim üretimimiz, üretim kalemlerimiz fren üzerine. Fren daha ağırlık tamir takımı. Fren sistemlerinin tamir parçalarını üretiyoruz. Gövde üretimimiz vardı. Yani onu durdurduk. Bir ara şu ara zayıflattık. Tamir takımı noktasında üretimlerimiz var. Bu da büyük araçlar. Yani ufak otomobil değil de kamyon, otobüs, tır noktasında büyük araçlar üzerine üretim yapıyoruz. Yani tabii burada üretim yapıyoruz derken öyle basit bir olay da değil bu üretim. Yani kullandığın ham maddenin kavucuk bizim mesela ağırlık üretimimiz. O kadar önemli ki yani bu da dışa bağımlı. Viton diye bir kavucuğumuz var. Kilosu 300 lira. 300 lira. Normal kavucukla kullansan bunu basit ben ucuza mal edeyim dersen mesela 20 lira, 30 lira da. Tabii ki en iyisini kullanmamız gerekiyor üretim prensibimiz olarak. O da maliyetler doların yükselmesinden dolayı 300 lira gibi bir rakam hemen %10 yükseliyor değil mi? 30 lira geri artıyor yani. Ki öyle de değil. 3000 liralar bir sene, bir buçuk sene önce 3000 liralar civarında olan dolar şu anda 8500 üzerinden biz ticaret yapıyoruz, alıyoruz yani. Dolar 7500'e düşmesine rağmen 8500 lira üzerinden ham madde alıyoruz. Bu da bizi kar oranında çok zorluyor yani. Dışarıda da bir rekabet ortamı da olduğu için bizi çok zorluyor ama mücadele ediyoruz, edeceğiz yani. Bu ülkemiz için çalışacağız, başka da çıkışımız yok. Hasan Usta, son olarak bu tip fren parça üretiminde ve fren tamirinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İzleyicilerimize ve
üreticilerimize tavsiyeleriniz nelerdir? Bunları da bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Tabii genelde bu şeyde bizim takımların içinde yani bu kullanırken mesela kullanacağın yağ olsun, bu kavucuğun kullandığın yağ olsun, onları biz broşür halinde takımların içine koyuyoruz. Ona okuduklarında şey yaparız. Zaten şu anda servisten de biraz uzak olduğumuz aşağı yukarı 70-94. Yani 25 yıldır da servisçilik yapmıyoruz yani, üretim yapıyoruz. O noktalara fazla girmemize gerek, ona ustalarımız, zaman ustaları teknoloji şeyinde şu gün şartlarında çok güzel yapıyorlar. Hele hele şu anda elektronik ortamda o araçlar, bütün araçlar elektronik sistemle çalışıyor şu anda. Tabii yani aslında o da çok önemli bir konu. Yani arkadaşlarımızın servisler işi, bunlara da aslında dediğim gibi çok da akıl vermek de istemiyorum da yani biraz da şey olmasın, yani işlerine karışmış olmayalım. Üretim yapmadığımız için. Yani öncelikle mesela bir tamir takımında bir parçayı yenilerken gövdenin ölçüsü, yani bu çalışmayla aşınmış parçaların çok dikkat edilmesi lazım. İlla her şey tamir olacak diye bir şey yok. Komple de değişme ihtimali var yani. Onun için siz tamir takımını alırız, takarız. Fakat bu sefer hatayı buraya buluruz. Buradan olmadığını anlamak için gövdenin aşınma payını da kontrol ederek ona göre yönlenmemiz lazım, yönlendirmemiz lazım kendimizi. Orada da dediğim gibi çok o detaylara girmek ben istemiyorum yani. Aslında 65 yılı 70-94, 30 yıla yakın bir servisçilik tamir konusundaki tecrübemiz de var elhamdülillah. Burada bizi de genelde çok da yetiştirdiğimiz elemanlar, ustalar var. Yani aşağı yukarı Konya'dan şey dağıldığı için servisçilik, tamircilik, yani bu otomobil, büyük araba neyse, her ilçe, ilde aşağı yukarı Hasan Usta'nın bir kalfası vardır yani. Tabii onlar da emekli oldu, bizim çalışıyoruz, devam ediyoruz da. Onlar da emekli oldu. Yani onun için ben onda da iddialıyım yani. Çok eleman yetiştirdim elhamdülillah, çok şükürler olsun. Yani o tanırlar bizi bütün piyasada. O noktada da kendimden de gurur duyuyorum yani. Rahmetli Haydar hocamız var, o öyle derdi yani. Ben anlatırken Rus dumasında milli ekonomi modelini anlattı. Biz de oradaydık o zaman. Orada dedi yani, geldiğinde resmi davetli olarak oraya çağrıldık. Türk olarak da kendimden gurur duyuyorum. Ben de o noktada oradan aldığım ilham da yani eleman yetiştirme noktasında baştan sonuna kadar yani elemanları bir şeyler vereyim diye uğraştım. Hiç yarıda bıraktırmadım. Hepsini usta yaptım elhamdülillah. Yani o noktada da rekor sahibiyim diye iddialıyım yani. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün de Sanayi Günlüğü programımızın sonuna geldik. Hasan Bey'e vermiş olduğu değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sizlere faydalı olabilmişizdir. Sizden isteğimiz YouTube kanalımızı, Yeni Mesaj TV YouTube kanalımızı beğenip takip etmeniz, bizlere destek olmanız, iyi veya kötü yorumlarınızı bekliyoruz. Teşekkür ederiz.